Herkese merhabalar, Westworld'un ikinci sezon dördüncü bölümüyle ilgili kendimce öne çıkanları spoilerlı olarak paylaşmak için mikrofon başındayım. Bu video bu hafta biraz gecikti o yüzden takip edenlerden özür diliyorum. Ee, hikayede bazı şeylerin artık yavaş yavaş netleşmeye başladığı bir bölüm oldu. Aynı zamanda geçen sezondan dönüş yapan karakterler gördük. Bununla birlikte bazı karakterlerin de kimliği açığa çıktı. Öncelikle bu bölümün adı "Riddle of the Sphinx'ti, yani Sphinx bilmecesi. Mitoloji meraklıları mutlaka bilirler. Sphinx hem Mısır mitolojisinde hem de Yunan mitolojisinde geçen insan başlı ve hayvan vücutlu bir varlık. Ee, tabii farklı kaynaklarda farklı şekillerde anlatılıyor. Bunlardan bir tanesine göre, Tebaye kenti girişinde yoldan geçenlere bir soru soruyor ve cevaplayamayanları canlı canlı yiyor. Soru da şu: O hangi yaratıktır ki bir süre iki ayak üzerinde? Bir süre 3, bir süre 4 ayak üzerinde yürür. Ayakları en çok olduğunda doğa yasalarına aykırı olarak en güçsüz olandır. Bu soruyu sadece O7Pis biliyor ve cevabı şöyle. İnsan çocukluğunda 4 ayak üzerinde emekler, daha sonra 2 ayak üzerinde yürür. Nihayet yaşlanınca da bir bastona dayanır. Bu bölüm ağırlıklı olarak James Delos'un bilincinin kopyalanmasıyla insan host karışımı bir hibrit klonun yaratılmaya çalışılmasıyla ilgiliydi bastona ihtiyaç duymadan Delos'un tekrar hayata dönme çabasıydı diyebiliriz. Yani en azından ben bu şekilde bir çıkarım yaptım ama başka şekillerde de yorumlanabilir elbette. E, bu arada bu konu ilginizi çektiyse bununla ilgili yararlandığım yerli ve yabancı kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hazır oyun severler arasında şu sıralar e, yeni God of War oyunu popülerken e, mutlaka bu konularla ilgilenen çıkar diye düşünüyorum. Neyse biz diziye dönelim. E, 4 ana farklı koldan ilerledi bu bölüm hazır sözü açılmışken James Delos'tan başlayalım. Bölümün açılış sahnesi gene bir Rolling Stones parçasıyla başladı. Play With Fire yani ateşle oynamak şarkısıyla açılıyordu. Tabi bu sefer cover değil direkt orijinal hali çaldı. Oldukça etkileyici bir açılış sahnesiydi. Eski tip koşu bandı ve eski tip plaklarla retro fütüristik bir yaşam alanı vardı. Sanki 70'lerde çekilmiş bir bilim kurgu filmi gibi bir ortam vardı. Yani orijinal Westworld'e yakışır bir mizansendi diyebiliriz. Bu bölümün yönetmeni aynı zamanda dizinin yaratıcılarından biri olan Lisa Joy'muş ve gerçekten çok başarılı bir iş çıkarmış. Ayrıca bu sahnede gene önceden olacakları ima eden simgesel öğeler de vardı. Özellikle kum saati ve kavanozdaki balık göze çarpıyordu. Aslında James Delos da böyle bir fanusun içerisinde. Bölümün başındaki eski bölüm özetlerinde Ford'un ölüleri diriltmekle ilgili bir sözünü hatırladık. Ve daha sonra öğrendik ki James Delos'un bilinci başka bir beden üzerinden tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Ve toplamda bu süreç 149 defa deneniyor. Ve yaşlı William'ı gördüğümüzde bu sürecin uzun yıllar aldığını öğreniyoruz. Burada aslında Yine dönüp dolaşıp gerçeklik sorgulamalarına döndük. Çünkü aslında James'in kopyasının çalışmamasının sebebi yapay bedenin bilinci kabul etmemesi değil vücudun gerçekliği kabul etmemesi. Yani Delos bu kapsülde William'la sürekli tekrar eden mülakatları yapmasa belki de bu fanusun içinde daha uzun süre yaşayabilir. Ama mülakat sırasında bulunduğu gerçekliğiyle yüzleştiği anda arıza yapmaya başlıyor. Hatta yaşlı William'la konuştuğu son mülakatta karısının ve Logan'ın öldüğünü hatta kızının da öldüğünü öğrendiğinde iyice kitlendi. Ee, ki bu kısımlar bölümün en kaliteli sahneleriydi diye düşünüyorum. Bölümün ilerlediği ikinci kolda da Bernard üzerindendi. Burada ilk olarak Elsie'nin bu sezon e, geri dönüş yaptığını gördük. Doğal olarak Bernard'a karşı şüpheyle yaklaşmasına rağmen onun host olduğunu öğrendikten sonra biraz zoraki bir ittifaka girdiler. Aslında geçen sezon Elsie'ye olanlar Ersin'in işine geldi. En azından bu noktaya kadar güvenli bir şekilde tehlikelerden uzaklaşmış oldu. En azından şimdilik diyelim. Burada Bernard'ın iyice karışmış olan hafızasının yanına önceki anılarıyla o an yaşadığı anı da karıştırıyor olması izlerken biraz kafa karıştırıyor olsa da Ersin'in varlığı bu işi biraz daha belirginleştirir hale sokuyor birlikte araştırdıkları yeni bir gizli laboratuvar vardı. Ki burası aslında James Delos'u kopyaladıkları yer. Burada Bernard ekranlara bakarken başka bir kodlama diliyle yapılan bir çalışmayı inceliyordu. Tabii ki çalışmanın ne olduğunu o an hatırlamıyor. Yani aslında belki de Peter Abernathy'e yüklü olan ve Delos firmasının aradığı şey James Delos'un veya başkalarının bilinci olabilir. Yani bu ihtimal biraz öne çıktı diye düşünüyorum. Tabii bu arada yeni bir soru işareti belirdi. Bu da Bernard'ın flashbacklerde ortalığı dağıttıktan sonra cebine ne koyduğu. İnternette bununla ilgili şöyle bir söylenti dolanıyor. Aslında Ford Bernard'ı önceden yönlendirdi ve kendi bilincini Bernard'ın bu cebine koyduğu çekirdeğe yüklettirdi. Hatırlayacağınız gibi geçen sezon Ford ölmeye yakınken 3 boyutlu yazıcıdan yeni bir beden inşa etmeye çalıştığını görmüştük. O yüzden bu söylentinin gerçek çıkma ihtimali yüksek. Başka bir hayran varsayımına göre de bu çekirdeğin içerisinde direkt Arnold'ın bilinci var. Ama bence ilk seçeneğin gerçekleşme ihtimali daha yüksek. Hikayenin ilerlediği diğer bir ana kolda Men in Black ve Lawrence üzerinden oldu. Men in Black ve Lawrence Las Mudas'a döndüler. Geçen sezon buradaki kötü adam Men in Black'ti ama bu aynı ortamda neredeyse tam tersi bir durum yaşandı. Confederados kasaba halkını rehin almıştı ve mühimmat almak için işkence yapıyorlardı. Bu mühimmatlardan biri de nitroydu. Genç William ve Logan ilk sezonda Confederados'a getirmek üzere nitro çalıyordu. Yani önceki olayların bir yerde tersi yaşanıyor diyebiliriz. Burada ilk defa Men in Black başkalarını düşünmeye başladı. Yani tamamen iyi bir insana evrilmese de anti kahraman seviyesine geldi diyebiliriz. Yani bir yandan karısının intiharının da aslında hala üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. En azından artık empati yapmaya başlamış. Confederados'tan kurtulup en son tekrar yola koyulmadan önce Lawrence'ın kızı Ford'un ağzından tek bir iyilik seni iyi biri yapmaz dedi ve sonrasında ileriye bakıyorsan yanlış yöne bakıyorsun dedi. Dolayısıyla Men in Black'in yani William'ın geçmişte yaşadıkları ile ilgili daha fazla bağlantı görmemiz mümkün. Hikayenin dördüncü kısmında ise Rajworld'den Westworld'e geçiş yapan Grace'in Stubbs'la beraber Ghost Nation'da esir tutulduğunu gördük. Burada Ghost Nation şefinin tam bir bilge kabile reisi edasıyla Stubbs'ın kulağına sadece seni hatırlayan son kişi kadar yaşarsın demesi aslında bölümün genel temasına da çok yakışmış. Ve bu bölümdeki en güzel replikti kesinlikle. Ama Ghost Nation genel manada çözülmeyi bekleyen bir gizem olarak yerini koruyor. Son olarak Ghost Nation'dan kurtulan Grace ve Menin Black karşılaştılar ve Grace'in Menin Black'in kızı olduğunu öğrendik. Zaten kızda iyi mi kötü mü tam belli olmayan biri yani tam babasının kızı. Ee, ama o neyin peşinde hala tam olarak belli değil yani sadece Delos'un gizli kayıtlarıyla alakalı bir yer aradığını biliyoruz şimdilik. Belki William'ın daha fazla geçmişe bakma gereksinimi kızıyla da bağlantılı olabilir. Westworld'un ikinci sezon dördüncü bölümüyle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Siz de bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi ve atladığımı düşündüğünüz detayları aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Sezon boyunca bazen böyle gecikmeli de olsa Westworld'ü bölüm bölüm konuşmaya devam edeceğim. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim çanına tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.